Karabağ'da yani bir yıl önce yaşanan çatışmalarda Azerbaycan ordusu bu arada işgal altındaki toprakların bir bölümünü geri almıştı. Bakü yönetimi cephe hattındaki köylere dönüş için de şimdi bir düğmeye bastı. Bu kadim Türk yurdu Karabağ dönüşün ilk adımı olarak değerlendiriliyor. Azerbaycan sınırları içerisindeki kadim Türk yurdu Karabağ 23 yıldır Ermenistan'ın işgali altında. 1990'lı yılların başındaki savaş nedeniyle bölgeyi terk etmek zorunda kalan 1 milyonu aşkın Azerbaycan Türk'ü doğdukları topraklara dönmenin hayaliyle yaşıyor. İşgal sadece Karabağ'da yaşayanları değil, ateşkes hattındaki yerleşim birimlerinde günlük hayatı da olumsuz etkiliyor. Ermeni güçlerinin ateşkes ihlalleri yüzünden 23 yıldır ulaşım sorunu olan Çocuk Mercanlı Köyü'nün kaderi, geçen yıl Nisan ayında yaşanan çatışmaların ardından bir kez daha değişti. Ateşkes ihlallerinin sivil yerleşim birimlerine zarar vermesi nedeniyle harekete geçen Azerbaycan ordusu, yıllar sonra işgal altındaki toprakların bir bölümünü kurtarmış, stratejik bir konumda olan Lale Tepe'ye de Azerbaycan bayrağı dikmişti. Lale Tepe'nin geri alınması ateşkes hattındaki Çocuk Mercanlı köyü için yeni bir umut oldu. Çocuk Mercanlı, Ermenistan işgali altındaki Cebrail ilinin Azerbaycan kontrolündeki tek köyü. Taciz ateşleri yüzünden evlerini terk etmek zorunda kalan köy sakinleri şimdi geri dönmeye hazırlanıyor. Bugün sadece bir ailenin yaşadığı, neredeyse tüm evlerin harabeye döndüğü köyün onarımı için Cumhurbaşkanlığı Rezerv Fonu'ndan 4 milyon manat ayrıldı. Bakü yönetimi, köy çevresindeki mayınları temizledikten sonra ilk aşamada 50 evle beraber bir okul ve sağlık ocağı inşa edecek. Bu yılın sonuna kadar projenin ilk etabının tamamlanması ve 50 ailenin köye yerleştirilmesi planlanıyor. Daha sonra Azerbaycan-Ermenistan cephe hattındaki çatışmalar nedeniyle köyü terk etmek zorunda kalan ve bugün Çocuk Mercanlı'ya dönmek istediğini bildiren 190 aile için evler yapılacak. Ermenistan'ın Karabağ'ı işgal etmesiyle 23 yıldır iki ateş arasında yaşayan Oktay Heziyev, 8 kişilik ailesiyle Çocuk Mercanlı'yı terk etmeyenlerden. Bizim özüm ben burada arkada yaşadığıma bakmayarak burada ekim biçimle meşgul olmuşum. Her defa gelende de evler dağılmasına bakanda adamın yüreği ağrıyor. Heziyev'in annesi Minare Hanım da köyü terk eden akraba ve komşularının dönmesi için gün sayıyor. 23 yıldır buradayım falan. Yakın bir köyde hayatını sürdüren Muhammed Mirzeliyev de doğduğu ve ailesiyle birlikte yaşadığı evi virane şekilde görmekten mutsuz. Mirzeliyev, Çocuk Mercanlı'ya taşımak için evlerinin onarılmasını sabırsızlıkla bekliyor. Bölgenin güvenli hale gelmesi geleceğe dair umutları artırıyor. Yo, indi bu saati evveller bu bizde bu Lale Tepe strateji yüksekliğiydi, o düşmanların elinde. Ondan sonra bu 2 Aprilde Azerbaycan ordusunun Cenab-ı Ali Başkomandanın seyi neticesinde Lale Tepe yükseli işgalden azad oldu. Şimdi tam burada serbest yaşamak mümkündü. Azerbaycanlı yetkililer Çocuk Mercanlı'ya dönüşü Karabağ işgalden kurtarıldıktan sonra başlatılacak büyük dönüşün başlangıcı olarak görüyor. Dışişleri Bakanlığı basın sözcüsü Hikmet Hacıyev, tüm Karabağ göçmenlerinin evlerine dönüşünü sağlamak için hükümetin yeni bir plan hazırladığını söyledi. Yurdum yuva meskenim sen Azerbaycan'da, anam dolma etenim sen Azerbaycan'da.